TRT'leri izlerken Sinem vardı. Ona da buradan sevgiler gönderiyorum, tüm ailesine de. 2,5 yıldır evladına hasret bir anneydi. Yaklaşık biz 2,5 ayı da beraber geçirdik. Benim hayatımda yaşadığım en ağır tecrübelerden ve deneyimlerden biriydi. Ha, sonunda mutlu sonumuz var mı? Çok şükür. O an girdiğinde Kevser'le göz göze geldik. Bir gelsene. Kevser de sevgili seyirciler, yaklaşık 3 aydır evladına hasret bir anne. Onu unutmamanızı, aklınızın bir köşesinde Kevser'in hikayesini yer etmesini istiyorum. Çünkü sizin gözlemlerinize, sizin ihbarlarınıza çok ihtiyacımız var. Evet. Eşiyle boşanma süreci yaşıyor. Eşin seni... Çocuğumla cezalandırıyor. Ne söylemek istiyorsan söyle. Yani 3 aydır kuzucuğumu göremiyorum. Çocuğu saklanıyor. Evet. Nerede olduğu belirsiz. Belirsiz. Ona kavuşmak için inanın az önce izlediğimde yani hayatımda hiç bu kadar duygulandığımı, bu kadar bir şeyi arzuladığımı düşünmüyorum. İnşallah ben de Sinem gibi tez vakitte kuzumu burada... Dilek gibi. Evet, Dilek gibi, Sinem gibi burada tez vakitte sarılıp öpmeyi kolay. Onun velayet hakkı bile yoktu yani. Evet. İnşallah, İnşallah bulursun. Her şey için çok teşekkür ediyorum size, Ali Bey'e, Hülya Hanım'a, tüm ekip arkadaşlarımıza. Çok dertleştik. Çok çalıştık. Her şey için çok teşekkür ederim. İnşallah Eylül'de güzel haberlerle gelmeyi diliyorum. İnşallah. Ya bu süreçte zaten onunla iletişimde olacağız. İpek Türkmen 5 yaşında sevgili seyirciler. Babası Mehmet Özgün Türkmen. Türkiye'nin en prestijli hava yolları şirketinde pilot olarak görev yapıyor. İpek Türkmen dedesi ve babaannesiyle beraber kalıyor. İsimlerini de söyle lütfen ve fotoğraflarını da ekrana getirelim. Dede Mustafa Lütfi Türkmen, babaanne Hilmiye Türkmen ve teyzesi Leyla Akbal. Aile içerisinde bunlardan bu kişilerin birinde kalıyorlar ve sürekli de adres değiştiriyorlar. Geçici velayet hakkını almasına rağmen 2 defa sen icra yoluyla... Denedim, çocuğunu görmeye çalıştın. Dedenin evine gittin Seferihisar'daki. Yazlıklarına gittim. Bahçeşehir'deki evlerine gittim. Bütün evlere gidildi ama maalesef ki... Sürekli adres değiştirdikleri için kıl payı da olsa haber alıp kaçırıyorlar. Çocuğu kaçırdılar. Hiçbir şekilde ulaşamadım. Görenler, bilenler lütfen bize ulaşsınlar. Sabırlı olacağım bir süreç. Evet. İnşallah da mutlu sona erişeceğiz. Çok teşekkür ederim her şey için. Ne var? Hı. Şunu da söylemek istiyorum Esra Hanım. Şimdi, izleyiciler de fark etmişlerdir. Kadının hayattaki en önemli şey tabii anneliği ama bir de duruşu olması lazım. Kevser'e dikkat ettiyseniz o yaşadığı sıkıntıyı uygun kelimelerle ifade etti. Tabii karşı tarafı. Zaten insanın kişiliği başında sıkıntılı sizin aleyhinize konuşulduğu zaman ortaya çıkar. Ben duruşun için... Eşine için seçtiğin kelimeler için, özenli davrandığın için. Çünkü sonuçta onun evladının babası olduğunu unutmadığın için, unutturmadığın için ben sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel bir duruş sergilediğin için. Çünkü bu boşanma sürecinde bir de kalbiniz kanatılıyorsa, ciğeriniz sökülüyorsa, evladınız sizden kaçırılıyorsa ne yaparsın? Saldırırsın yani. Geçersin, ama evet. Kevser her seferinde gırtlak 9 boğumdur derler. Sinirlendi, kızdı, çocuğuna da hasret, acısı da büyük. Ama yutkundu, öyle konuştu. Ben o yüzden Türkmen ailesine, kayınvalidene, kayınpederine, Mehmet Özgün'e, teyzesi Leyla Akbal'a bu iyi niyeti de görmelerini rica ediyorum.